Arkadaşlar merhaba. 8 Ocak 2022 Cumartesi günü yabancı yarışlarda gündüz programını artık öğleden sonra akşamüstü ne derseniz diyeyim buna. Tekrar beraberiz. Linkfield Park'tayız bu sefer İngiltere'de. Evet, Linkfield Park'ta İngiltere'de bugün böyle tatlı bir program var. Küçük denebilecek böyle mikro bir program var. Onu hemen size iletmeye başlayalım arkadaşlar. Evet, tüm koşular Linkfield Park'ta biliyorsunuz sentetik kumda yani. Birinci koşu saat 15'te yani saat 3'te başlıyor. Burada 3 yaşlı İngilizler 1000 metre kısa mesafeli bir koşuya çıkacaklar. Yedili plasenin ilk ayağı bu. 3 numaralı Arkit Conor Beasley ile ve 4 numaralı Royston Girl, Josephine Gordon'la arkadaşlar. Bu iki atın mücadelesini izleyeceğiz gibi duruyor. Bunlara belki bir numaralı Miss Anako ve iki numaralı She's Sophie de katılabilir diyebiliriz en fazla. Ama 3 ve 4 dışında kolay kolay çıkacağını düşünmüyoruz bu yedili plasenin. Fire vermezse belki de 3 ve 4 iki katı dahi olabilir. Yani kupon yedili plase kuponu. Evet, şimdi ikinci koşuyla beraber altılı ganyan başlıyor burada 15.35'te şart 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Altılı ganyanın ilk ayağındayız. Burada 10 tane safkan içerisinde 3 tane safkana yer verdik. 1 numaralı Faraway Tops Jason Watson'la 2 numaralı Melodramatica James Crowley ile ve 5 numaralı Roadstar Luke Morris arkadaşlar. Yani bu ayak biraz sakıncalı. İlk kez koşacak olan, pardon ikinci kez koşacak olan birer kere koşmuş safkanların ikinci koşularını izleyeceğiz. Yani burada 1-2-5 diyoruz ama mesela Holy Doyle'un bindiği bir El Kabir yavrusu var. İlginç Dark Angel kırması, Yağ Hall'la falan İrlandalı Mark Botiler'in atı. Onu da ilave etmekte yarar var. 1-2-5-4 olarak burayı kesinlikle bu 4 atı mutlaka yazmamız gerekecek arkadaşlar. Evet. Üçüncü koşuya geçelim. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 16-10. Handikap 4 yukarı İngilizler. 1400 metreye çıkacaklar. Evet. Bu ikinci ayakta 4 atımız var. 8 numaralı Cody Gold. Gina Mangan'la arkadaşlar. 9 numaralı Ellie Piper. Tyler Hurt. 7 numaralı Radet Sky, Holy Doyle'la. Yani burada Holy Doyle'un adı var tabii bu atın üzerinde ama Spestan yavrusu şu ana kadar daha sert gruplarda yarışı görmüş. Burada bir de 3 numarayı ilave ediyoruz. Perfect Focus olarak Conor Moore takımı bindiği bu safkan da gelebilir. Yani 8, 9, 7 ve 3 diyoruz buraya. Dördüncü koşudayız şimdi. Burada koşular artık yani tabii şöyle söyleyeyim, çok az adet var ama bu koşuların da tabii bir yaptırımı var. Sonuçta 4-5 at yazmak yerine tek de geçebilirsiniz. 2 tane atımız var bizim burada. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 2400 metre gibi böyle uzun metrajlı bir koşuya çıkacaklar burada arkadaşlar. Evet, 1 numaralı Protected Guest Jane Elliott'la 62 kiloyla ve 5 numaralı 11-11 Joe Hines'le o da 52,5 kiloyla yani arada 10 kilo yakın var. 9,5 kilo fark var. 1 ve 5 diyoruz buraya. Hani burada arada kalan bir at varsa sizin de değerlendirmekseniz tabii ki değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Burada diğer safkanlardan ziyade 1 ve 5 çok daha ön planda. Evet, 5. koşudayız. 17-20 Handicap 4 ve yukarı İngilizler 2000 metre böyle uzun metrajlı yine bir koşu bizi bekliyor. Arkadaşlar burada 3 numaralı Habit Roche, Holy Doyle'la bizim bugünkü bankomuz. 7 günlük aradan sonra bu safkanın bu koşuyu yani daha geçen seneden beri koşu görmüyordu ve koşu gördü, açtı nefesini gayet güzel şekilde burada bu koşuyu kazanacağını düşünüyoruz. Usta jockey Holy Doyle'la arkadaşlar. 3 numara bizim bugünkü bankomuz. 6. koşu 17.55'te maiden bir koşu. 3 yukarı yaşlı İngilizler 2000 metre.
Başlığımız bu şekilde. Dört tane safkan var burada. Bu dört tane safkan içerisinde ilk atımız 5 numaralı Bass Strait, Crane O'Neill'le. Evet, 2 numaralı Ryan Duval, Jane Elliott'la. Bu Jane Elliott'la bayan olmasına rağmen arkadaşlar jockey, apprenti değil. Yani her bayan apprenti olmuyor ki iyi bir jockey ve getiriyor yani atları getirmeyi gayet iyi biliyor. Jockey olmuş zaten. İngiltere gibi bir yerde jockey. Evet, 3 numara Agu Aplano, Holly Doyle'la dedik ve son olarak da ekürler 7 numaralı Resident, Hayley Turner ve 6 numaralı City Spirit, Luke Morris'le burada devreye geleceklerdi diye düşünüyoruz. Yani burası 5, 2, 3, 7 ve 6 olarak tam 4 at. Son ayaktayız şimdi. Evet, günün en riskli ayaklarından bir tanesi de ilk ayak ve son ayak arkadaşlar. 7. kuşu, handikap 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanları burada kozlarını paylaşacaklar. 6 at yazacağız. Öncelikle 2 numaralı Kodiak Harbor, Shane Levy ile ve 10 numaralı Trapper Cooper, Darak Cannon'la burada ilk bizim grup atlarımız diyelim. Ekürler yani. Ama 2 numarayı biz baz alıyoruz, onu söyleyeyim size. 2 ve 10 burada ilk grup atımız diyoruz. 1 numaralı Sea of Charm, George Rook'la. 3 numaralı Cuban Hope arkadaşlar. 3 numaralı Cuban Hop, Hayley Turner'la. 6 numaralı Nubul diyoruz, Holly Doyle'la. Ve 9 numaralı Le Bayou, Connor Beasley ile. Son olarak da Elegant Love, 7 numara Luke Morris'le. Yani burası 2 ve 10 başa aldık. 1, 3, 6, 9 ve 7 diyoruz. Böylece tam 6 tane sapkanı da burada tamamlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar, bu da gördüğünüz gibi çok böyle fazla bir şablon çıkmayacak yani fiyat olarak. Ama burada tabii bu ilk ayak ve son ayağı at yazmamız gerekiyor. Aralarda da bakın, eğer sürprize gözünüzde varsa, eğer burada en azından bir şöyle 3000-4000 liralık bir ikramiye düşünüyorsanız bakarsınız, denk gelebilir diyelim bu şekilde. Evet arkadaşlar, Linkfield Park'la ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Gulfstream Park ve Crunchy videolarımızı da izleyebilirsiniz tabii ki. Gulfstream Park videomuz biliyorsunuz bir gün evvelden akşam 10 civarında Amerika yarışları 10 gibi daha böyle yerine oturuyor çünkü ona göre o saate göre yorumlarımızı hazırlıyoruz. Ona göre de sizler takip edebilirsiniz akşam zamanı bir gün evvelden gece 10 gibi. Evet, İstanbul ve Adana ile ilgili de videolarımız yayında. İyi bir cumartesi günü geçirmenizi dileğiyle, her şey gönlünüzü görsün, bol şans diliyoruz arkadaşlar, hoşçakalın.